görüyor musun? Şöyle bu tekrar. Yani Seyda. Görünmüyor mu? Görünüyor mu? Biraz dışarı doğru çıkarlar. Gel sen söyle. Katlamasın mı? Nezle taşın. Biraz daha tut. İYİ Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanımız Sayın Ali Osman Horzum, Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan, Sayın Başkan Yardımcılarım, Sayın Müdürlerim, Sayın İl Kadın Kolları Başkanım ve çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve önümüzdeki sezon şehrimizi Süper Lig'de temsil edecek olan gururumuz Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket takımımızın büyük başarısını kutlamak için hepimiz bir aradayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'ı sahneye arz ediyor. Spora büyük bir katkı sunan Deniz'deki
basketbolun gelişmesini sağlayan bu ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu yola çıktığımızda, ilk göreve geldiğim tarihte bu yola çıktığımızda inanmıştık. Hiçbir zaman hayallere kapılmadık. Emin adımlarla bu takımımızı yeniden inşa ettik. Çünkü hayallerimiz vardı. Sadece bu takımı kurup o salonda oynatmak değildi. Merkez Efendimizin, Denizli'mizin adını bütün Türkiye'de duyurmak, aynı zamanda Merkez Efendi Belediyesi olarak spora, gençlerimize katkıda bulunmaktı. İşte her şey bir projeyle başladı aslında. Hani emin adımlarla gidiyoruz demiştik ya. Gerek Veli Başkanım'ın başkanlığında bu işe başlamamız. Çünkü kendisini çok yakından tanıyorum. Gerçekten basketbolun ve teknik bilgisi çok donanımlı bu anlamda. Her yönüyle ona inandık ve güvendik. Onunla birlikte yöneticilerimizi bir bir dahil ettik. Onlar da hiçbir zaman bizi kırmadılar ve her daim destek oldular. Sonrasında zaten başarı bizim için adım adım gelmeye başladı. Hocamız çok deneyimli ve çok tecrübeli bir hoca. Çok çok teşekkür ediyorum. Oyuncu seçimlerimizle birlikte doğru yolda emin adımlarla giderken çok şükür ki bu kupayı Merkez Efendimiz'e, Denizli'mize kazandırdık. Ve bu lig inşallah hep birlikte Süper Lig'de çok güzel takımları, çok güzel maçları Denizli'mizde izleyeceğiz. Tabii işin bir de şurası da var. Burada başarılı bir takımımız var ama bu yıl altyapı zorunluluğu var. Aslında zorunluluk olmasa da biz altyapımızı güçlendirmek istiyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Denizli'de, Denizli'mizde gerçekten yetişen, bu yolda yürümek isteyen ya da ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayıp da gerçekten ciddi anlamda basketbol sevdalısı gençlerimizi de bizden bu sözden artık basketbola kazandırmak istiyoruz. Denizli'miz için de bu bir fırsat olacak. Ben şuna inanıyorum ve şunu gördüm ki yaşadığımız süreçte, bu bir yıllık süreçte, geçen sene biliyorsunuz bir haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramıştık. Büyük bir mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık. Daha tam tersine o uğradığımız haksızlık ve hukuksuzluk bizi kamçıladı ve bu başarıyı getirdi. İşte bu yılda bu azimle oyunlarımızı oynadık. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Seyirci yoktu. Pandemiden dolayı seyirci yoktu. Seyirci sınırlaması bile yoktu. Ama şunu gördüm ben. Bütün Denizli hemşerilerime de çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Denizli tek yürekli. Herkes takımına sahip çıktı. Ve ben şunu biliyorum. Merkez Efendi basketbol takımımız artık Denizli'nin bir takımı oldu. Hepsine de şükranlarımı sunuyorum hemşerilerime. Evet. İlk defa Denizli'mizde bir basketbol takımımız Süper Lig'e çıktı. Bundan sonra da çok büyük görev ve sorumluluklarımız var. Bunları da biliyoruz. Ama sizlerin, basının, özellikle basının desteği, hemşerilerimizin desteği bizim için çok önemli. Ben bu desteği yüreğinizle koyacağınıza eminim. Bizler de elimizden gelen maddi, manevi, teknik desteği zaten takımımıza yapıyoruz. İnanıyoruz ki bu ligde de güzel yerlere gelmek için elimizden gelen bütün fedakarlığı geçen seneki gibi göstereceğiz. Onlar bize inandı, ben onlara inandım. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, yürekten kutluyorum. Yeni sezonda da yolumuz açık olsun diyorum. Sayın Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ederim. Kulüp Başkanımız Veli Devecileri konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli konuklar, hoş geldiniz. Şimdi hemen söze bu canavar gibi adamlarla başlamak istiyorum. Öncelikle eşi benzeri görülmemiş bir başarı kazandılar. Hem şampiyon oldular hem 15 tane üst üste maç kazandılar. Çok mücadele ettiler, çok çalıştılar. Hepsi birbirinden çalışkan. Teknik ekibimiz, oyuncu arkadaşlarımın hepsi birbirlerinden değerli. Zaten
çok iyi karakterde, çok sağlam, çok düzgün insanlar oldukları için bu başarı geldi. Yoksa kurduğunuz herhangi bir takımla bu başarı elde etmeniz mümkün değil. O yüzden kendileriyle gurur duyuyoruz. Onlara önce bir teşekkür etmek istiyorum. Hemen sözü öyle başlamak istiyorum. Sonra yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Hepsinin ismini saymak istiyorum. Umarım kimseyi unutmam. Buradan bakarak gideceğim. Özgür Yılmaz var, Coşkun Kaya var, Osman Uğurlu, Devrim Şentürk, Yaşar Kılın, Zafer Gökşin, Gökhan Gökşin, Belip Efendili, Levent arkadaşımız var. Levent Çapucu yanımızda olacak. İsmail Ali Yaman var. Kimseyi unutmadım değil mi? Sağ olsunlar, çok çalıştılar onlar da. Çünkü biz iki senelik bir dönem geçirdik aslında. Yani geçen senenin pandemi sebebiyle yarım kalması, ligin yarım kalması bizi bu seneye devam ettirdi. Hiç ara vermeden iki yıldır çok çalıştık. Sonra da teşekkürlerin en büyüğünü karşımda duran bu işte bizim liderimiz, inancımız Şeniz Başkan. Sağ olsun o bize bu ilk yolun yola çıkışımızda bize destek veren, inanan, bu işi yapabileceğimizi söyleyen kişidir. Sağ olsun, biz de çok mutluyuz onun bu güvenini boşa çıkarmadığımız için. Ama Denizli için bu olayın ne kadar büyük ve önemli olduğu sezon başladığında daha iyi anlaşılacak. Spor kulüpleri onlarca yıl uğraşıyor Süper Lig'e çıkabilmek için. Biz kısa sürede, iki senede, geçen senede en tepedeydik. Bu senede en tepede olarak büyük başarı elde ettik ve önümüzdeki sene Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Merkez Efendi Belediyesi'nin ismini tüm Türkiye, hatta uluslararası arenada duyuracağız. Çok önemli. Gerçekten herkes bunun ne kadar önemli olduğunu görecek. Yine hedeflerimiz var. Bu bir hedeflerden bir tanesiydi Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'de de hedeflerimiz olacak. Onu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Umarım müthiş günleri, heyecanlı günleri, Denizli hemşehrilerimizi mutlu edecek güzel günleri hep birlikte yaşarız. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuşmaları için Veli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Baş antrenörümüz Zafer Aktaş'ı konuşmalarını yapmak için sahneye davet ediyorum. Benim haberim yoktu konuşma yapacağımdan. Gerçekten tüm destek için çok teşekkür ederiz. Öncelikle Şeniz Başkanımdan, sonra yönetim kurulumuzdan, Sayın Başkanımızdan. Ama ben öncelikle en büyük teşekkürü olmazı olduran teknik ekibime ve oyuncularıma vermek istiyorum. Gerçekten müthiş iş çıkardılar hep beraber. Bunu yapmamızın en önemli sebebi de demin Veli Başkanımın söylediği gibi birbirimize olan inancımız. Gerçekten çok karakterli, çok işini seven, iş ahlakı olan insanlarla çalışmamızdı. Ben umarım Denizli için Süper Lig hayırlı olacaktır. Güzel günler yaşayacağız diye düşünüyorum. Süper Lig'de olmanın çok büyük artıları olacak şehrimize de. Özellikle gençlerimize. Onlara sporu sevdirme adına, onlara spor yapma alışkanlığı kazandırma adına çok değerli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bütün Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Sağ olun. Antrenörümüz Zafer Bey'e çok teşekkür ederim. Yine konuşmalarını yapmak üzere takım kaptanımız Ümit Sonkol'u sahneye davet ediyorum. Öncelikle merhabalar. Bana da sürpriz oldu birazcık açıkçası. İki sene önce bu kulübe geldiğimde, geldiğimde ertesi gün anladım. Burada kazanmak zorundayız çünkü burada herkes kazanmaya alışık bir şehir burası. Geçen sene pandemiden dolayı yarım kalan bir hikayemiz vardı. Takım arkadaşlarımla, işte yönetimimizle, staffımızla, antrenörümüzle, başkanlarımızla gecemizi gündüzümüze kattık açıkçası. Çok emek verdik, çok ter akıttık, çok acılar çektik gerçekten ama sonunda mutlu sona ulaştık. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Süper Lig hayırlı olsun hepimize.
Hep bu geldiğim günden beri bir şey söyledim. Burada hep beraber olmamız gerektiğini söyledim. İşte biz takım arkadaşları olarak, takım olarak, yönetim olarak, halk olarak, basın olarak hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledim. BSL'de de böyle olması gerekiyor. Hep birlikte inşallah BSL'de de mutlu günler göreceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kaptanımıza da konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sahne şampiyonluğun kahramanlarının, şampiyon takımın şampiyon oyuncuları sahneye davet edeceğim. Serkan Menteşe. Serkan Mutlu. Deniz Can Çivi. Mehmet Özdoğan. Kaptanımız Ümit Sonko. Hakan Yapar. Dwight Konami. Kılıç Arslan Şenkahya. Gökhan Yazıcıoğlu. Mustafa Kurtuldu. Barış Çağ Özkan. Altan Erol. Şampiyonluğun görünmeyen kahramanları. Genel derece Evren Yenici. İdari menajerimiz Mustafa Suancı. Baş antrenörümüz Zafer Aktağ. Yardımcı antrenörümüz İnanç Koç. Takım menajeri Musa Can Orhan. Kondisyoner Mustafa Kara. Fizyoterapist Ali İhsan Aktay. Basın Ahmet Ergün. Takım menajeri yardımcı antrenörümüz Yavuz Sertoğlu. Malzeme sorumlusu Mahmut Aktay. Basın sorumlusu Serhat Delikara. Takım fotoğrafçısı Hüseyin Mantarcı. Ulaşım sorumlusu Şahin Sönmez. Doktorumuz Devrim Şükrü Ayran. Yöneticilerimiz, kulüp başkanımız Veli Deleciler, ikinci başkanımız Zafer Gökçin, as başkanlarımız Gökhan Gökçin, Veli Tefendili, yönetim kurulu üyelerimiz İsmail Ali Yaman, Özgür Yılmaz, Yaşar Kımıl,
Osman Uğurlu, Devrim Şentürk ve Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan, alkışlarınızla Coşkun Kaya. Geçimizde şampiyonluk kutlaması için Kasma'yı sahneye almak istiyorum. Sayın Vekilim, Sayın Vekil Başkanım, sizleri de sahneye alabilir miyim lütfen? Sayın İlçe Başkanım, lütfen siz de buyurun. Hadi çok büyük bir alkış olsun. Çok değerli basın mensuplarını sahneye davet ediyorum. Takımımız onlara çok güzel ve çok anlamlı bir hediye yapmış. Büyük bir alkış alabilir miyim?